edebiliriz. Bir de kahve sorunuza cevap verelim, onu unutmayalım. Kahve şöyle bir şey, siyah çay ve kahveyi aslında içmememiz lazım. Çünkü vücudumuzun suyunu çalarlar. Ramazan'da özellikle belki diğer vakitlerde gün içerisinde içebiliyoruz ama maalesef akşam zaten biz Ramazan'da kısıtlı bir süremiz var değil mi su içmek için. Onu da kahve ve çay içerek harcamayalım. Ne içebiliriz? Yeşil çay içebiliriz, bitki çay içebiliriz. Çayımız çay olmadan olmaz. Şimdi... Vallahi bize de hücum ederler. Canan Karatay şey koyun, tereyağı koyun dedi çaya. Kahveye, çayımızı çaya. Elimizden mi alıyorsunuz diye bir sürü öyle şeyler gördüm, paylaşımlar gördüm. Dün bana da post dedim diye birisi çok demiş. Niye Türkçemizi kullanmıyorsunuz? Postun yerine ne diyeceğim? Paylaşım mı? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ha, paylaşım mı? Gönderi. Ha, gönderi. Niye post deniyor? Bir sürü şey artık o kadar çok İngilizce. İngilizce. Efendim? Uygulamanın adı İngilizce. Uygulamanın adı İngilizce. Onu kullanmasını diyorlar. Evet, yani onların hepsini kullanıyoruz. Ben post demişim diye böyle bana bir hem de böyle bir falan gibi böyle. Yani ne bileyim, ben de çoluktan çocuktan alıştım, etrafımda öyle konuşuyorlar. Şimdi çay aslında ben çaya karşı değilim. Yani yemekten sonra bir çay. Ben ki çay içmeyen, yani çayı şöyle bir sabah içerim, bir akşamüstü beşte beş çayım, hani beşte birkaç tane içerim. Şimdilerde bir çaya çok fazla düşkünlük başladı bende. Yani çayı normal şekillerde ama yemekten sonra çay içme alışkanlığım yoktu. Çay çok güzel hazmettiriyor, çok güzel bir işlerimi falan da yapıyorsam çay yanımda çok... Güzel geliyor. Şöyle, hani burada idealden bahsediyoruz tabii ki. Şundan bahsedeyim, neden yeşil çay mesela, niye siyah çay değil? Yani yeşil çayı da içelim elbette de çayımıza bir şey demeyin. Yani dost acı söyler diyelim. Şöyle ki, bir gıdayı ne kadar ısıya maruz bırakırsanız o kadar antioksidanlarından onu kaybettirirsiniz. Yani zararlı hale getirirsiniz diyebiliriz. O yüzden çayın da aslında ilk hali yeşildir ya tarlalarda. Evet. Onu işte siyaha getirmek de ısıya maruz bırakmaktan geçiyor. O yüzden biz her şeyin en doğalını, en işlenmemiş halini tüketmemiz için yeşil çay tüketmemiz gerekiyor. Yani ben burada idealini anlatıyorum. Tabii ki. Ama Tuba Hanım yani çok doğal ve ideal yapmamız gereken şeyleri söylüyor. Ama her şeyi o kadar ideal uygulayamıyoruz. Olmuyor maalesef ama tabii ki hani uyarmamız gerekiyor. Çay da çok sevilen bir şey. Aslında siz daha iyi bileceksiniz. Canan Karatay orada çayın içine tereyağı koyun derken şu anda dünyada çaya kahveye, ben de mesela kahveme Hindistan cevizi yağı koyuyorum. Aynen öyle, bu beslenme biçimimde biraz yağ ağırlıklı besleniyorum. Orada çok yanlış bir şey yok aslında Canan Hanım söylediği şeyde. İnşallah bir gün buraya gelir, onu neden söylediğini. Her çaya koyun demiyor zaten. Orada önemli bir şey var da onun için söylüyor. Ne yani o? Aslında şu var, mesela bir İngiliz beş çayı ritüeli vardır değil mi? Evet. Orada ne yaparlar? Çaya süt koyarlar. Sütün içerisinde yağ yok mu? Var. Vardır. Yani Canan Hanım'ın demek istediği şey de bu sanırım. Mesela ben de kahveme Hindistan cevizi yağı koyuyorum. Enerji versin. Çünkü o Hindistan cevizi yağı ve tereyağı. Normalde biz hep deriz ya, doymuş yağlar kötüdür, doymamış yağlar iyidir diye. Aslında Hindistan cevizi yağı ve tereyağı doymuş yağdır. Ama onların zincirleri var bir de, bu doymuş yağların kendi arasında üçe ayrılıyor. Kısa zincir, orta zincir ve uzun zincir diye. Güzel bir şey. Tereyağı kısa zincirlidir, Hindistan cevizi yağı orta zincirlidir. Ve vücudumuz onları depolamadan... Bunun bir adı var. Ne? MT. Zincirlerin bir adı var. MTC. MTC yağ gibi. Evet. MTC deniyor. Ben de yani o kadar çok araştırıyorum, bakıyorum ki o yağlar vücuda, yanlış söylüyor olabilirim bunun için özür dilerim. O yağlar vücuda çok yararlı yağlar. Aslında onu söylemek istiyor. Hani herkese Hindistan cevizi yağı alın da yapın değil de tereyağı daha bulabileceğimiz bir şey olarak söylüyor. Bir nedenle söylüyor. Her çaya da koyun demiyor. Bu yararlı bir şey. Özellikle belli bir yaşta yağ alımı çok önemli bir şey. Bir sorumuz var. İçme suyumuzun pH değeri kaç olmalı demiş Şerife Kılıç. Demin söyledik ama bir kez daha tekrar edelim. 7'nin ne kadar üstüne çıkarabilirsek o kadar iyi. 8, 9 olabilir. Hatta zemzemin pH değeri 10'dur mesela. Çok sağlıklı olarak bilinir ya. Ne kadar yükseltebilirsek aslında 10 o kadar mudur? İyi. 10'dur. pH değeri 10'dur zemzemin. Oo. Evet, o yüzden diyorum alkali su çok önemli gerçekten. Alkali kapasitesini artırabilmek, detoks yapabilmek. Çünkü su içmeden biz toksinleri atamayız. Ne yaparsak yapalım.
suyu içeceğiz. Kilomuza göre hesaplayacağız. 20 kiloya 1 litre olacak şekilde. Ve o alkali damlaları yanımıza gezdireceğiz. Çok pratik. Ya da evdeki damacanaya işte 1 litre yarım çay kaşığı o karbonattan koyacağız. 20 litre 10 çay kaşığına tekabül eder. Hazır oradan alacağız. Evet, evet. Karbonat daha doğrusu İngiliz tuzu diye de isimleri var. Magnezyum sülfat vardır içerisinde. Karbonat. İngiliz karbonatı. İngiliz karbonatı. İngiliz eczanelerden alabilirsiniz. Eczanelerden almakta fayda var. Evet. İnşallah bir şey demedim. Sen ona mı bakıyorsun? Yani, eczaneden alınan karbonattan bahsediyoruz. Evet. Hani pastaya, keke veya normal evde bulunan karbonattan değil. Bahsetmiyoruz tabii. Evet. Şimdi şurada başka eksik bir şey kaldı mı Müge? Peki insülin direncinden biraz bahsedelim. Pek çok kişide insülin direnci var. Kime rastlasam insülin direncim var diyor. Kısaca söyleyin. Bir de bu şeylerimizi onları söyleyelim. Bunlar iftar için. Evet, bunlar iftar için. Şimdi insülin direnci, ben de poliklinime gelen her hastamı muhakkak insülin tahliline baktırıyorum. Ve genelde çıkan sonuçlar şaşırtıcı oluyor. Çünkü diyor ki hastam, ben daha çok gencim ya da ben öyle tabak tabak makarna pilav yiyen birisi değilim. Neden bende insülin direnci çıktı? Veya şeker yemiyorum. Şeker, çikolata yemem diyor. Şimdi zaten insülin direncini sadece karbonhidrata, yani şekere bağlamakla biz hata yapıyoruz. Çünkü o asitli yiyecekler dedik. Onlar nedir bir bahsedelim. İşlenmiş hayvansal gıdalar, katkı maddeler, cipsler, şekerler, yine makarna, pilav gibi, böyle börek, pasta gibi çok yoğun karbonhidrat içeren gıdalar, yanmışlar, yanıklar, kızartmalar, kırmızı etten çok yoğun zengin beslenmek, hazır turşular, katkı maddeler, hazır soslar, bunların hepsi vücutta asitlenme yaratıyor. Bu asitlenme de ilk önce gidip bizim hücre zarlarımıza zarar veriyor. Normalde hücre zarlarımız çok akışkan, işine yarayanı içeri alıp işine yaramayanı dışarı atan şekilde hücre zarlarımız sertleşiyor. Ne oluyor? O hücre zarları kapısına dayanan insülini tık tık kapı çalıyor insülin. Artık tanımıyor, kapıları açmıyor, kapılar paslanmış oluyor. İşte biz hücrelerimizin insülini tanımamasına, ona direnç göstermesine insülin direnci diyoruz. Ve dediğim gibi sadece karbonhidratlar insülin direncinden suçlu değildir. Bu asitlenme de insülin direncinden suçludur. İnsülin direnci olan kişilerde bir soru var. Ona, o da güzel bir soru görüyorum şimdi karşımda. İnsülin direnci olan kişiler ki çok dikkat etmeliler. Arkası şeker hastalığına, diyabete doğru gidiyor. Nasıl beslenmeliler? Çok kısa kısa alayım bunları. Tamam, tabii ki, tabii ki. Hani çok anlayabileceğimiz gibi olursa çok sevinirim. Bir kere tabii ki alkali besleneceğiz. Bu alkali besinler nedir? Onları söyleyelim o zaman. Tüm sebze ve meyveler, tüm baharatlar, iyi tohumlar, az önce bahsettiğimiz ceviz, badem gibi ve onların yağları, balıklar ve alkali su, bunların hepsini beslenebiliriz. Beslenmemiz gerekenler zaten az önce saydık. O yüzden yani bunları, kanser hastası da bunlara dikkat edecek, şeker hastası da bunlara dikkat edecek. Bir de şöyle bir şey var insülin direncinde. Bir sonraki adım dediğiniz gibi şeker hastalığıdır ama bir hücre zarında insüline direnç başladıysa diğer hormonlara da direnç başlamıştır aslında. O yüzden bir an önce alkali beslenmeye geçmek burada hayat kurtarıcı bir bilgi oluyor. Alkali beslenmeye tavsiye edilen her şey insülin direnci olanlar için de geçerli, sağlıklı olanlar için de geçerli. Herkes aynı şekilde beslenebilir. Söyleyelim. Alkali besinler mi bunlar? Bunlar aslında iftarda nasıl başlayalım, nasıl devam ettirelim? Evet, onlarla. İftarda evet, nasıl? Evet. Şimdi hurmayla işte bir yudum, iki yudum suyla açabiliriz dedik. Hurmayla açabiliriz. Hurma anlık enerji verir. O anki iştahımızı biraz azaltacağı için daha dengeli beslenebiliriz. Lif açısından da çok zengindir. Kilo vermeye de yardımcıdır. Yine siyah zeytin çok faydalı. O da vitaminler, mineraller, liflerle dolu. Bir de şöyle bir özelliği var, biz kadınlar için özellikle kıymetli. Cilde parlaklığını, yumuşaklığını veren oleik asitten zengindir. O da o yüzden çok kıymetli. Salata tüketeceğiz iftarda bol bol. Salatadaki bütün sebzeler çok kıymetli ama mesela mor lahana, az önce de bahsetmiştik ya, rengi koyulaştıkça o antioksidan kapasitesi artar. Mor lahana burada birebir. Kim yemiyor dediniz mor lahanayı? Tiroid hastaları için ama bunun da aslında hibiskus gibi, buna da ben baktım. Kesin bir bilimsel çalışma yok. Şimdi internette yazan her bilgi doğru değil. Ben de internette kullandım ama ben güvenliğim kaynaklara baktım. O yüzden her yerde yazan her bilgi doğru değil. Hibiskusla ilgili de aynı şekilde. Net bir araştırma. Yani, öyle kesin bir öyle bir araştırmaya değil. Rastlayamadım. Evet, evet, öyle bir şey yok. Tiroid hastaları hibiskus kullanamaz diye. Mor lahanada şöyle bir durum var. Şimdi biz diyelim ki biraz kaçamak yaptık. Karbonhidratlardan, işte kırmızı etten zengin beslendik ki Ramazan'da sık sık başımıza gelebilir. Bir bardak mor lahana suyu, o yaratılan suyu. Suyu, evet. Onu direkt katı meyve sebze sıkacağını atıp suyunu çıkaracağız. Limon da sıkabiliriz. Tadımı daha güzel olur. Evet. O öğündeki aldığımız o asitlenmeyi temizlemekte oldukça faydalıdır. Mor lahana bu yüzden çok önemli. Evet. Patlıcan, patlıcanın sert kabukları vardır biliriz. O sert kabukların altına aslında en kıymetli antioksidanları saklamıştır. Bunlar yaşlanmayı geciktiriciler ve tümör hücrelerinin, o kötü kanser hücrelerinin büyümesini engelleyici patlıcan. Kabuğu. Evet, evet, kabuğu. Yani aslında onu hafif böyle buharda ya da suda haşlayıp bile yemek çok önemli. Çok fazla ısıya maruz bırakmadan.
Elma sirkesi. Ha bir de elma sirkemiz şurada. Evet. Patlıcan daha henüz herhalde biraz pahalı ama belki bir tane iki tane. Aslında patlıcan böyle çiğ yense ne olur? Yani eğer yiyebiliyorsanız yiyin. Dediğim gibi her şeyi aslında bir de ondan da bahsedelim. Çiğ tüketmek ya da işte suda veya buharda haşlamak. En ideal pişirme yöntemi budur. Evet. Ve ya da yavaş ısıda uzun süre pişirmek. O yüzden patlıcanı çiğ tüketebiliyorsanız ne mutlu. Üzerine limon, zeytinyağı ile tüketilebilir. Avokado dün izleyicilerimiz demişler ki biz avokadoyu ben olgun kabak yerine yanlışlıkla sahur şeyinde avokado demişim. Sonra kendime bir düşündüm neler dedim diye. Sonra kabağı düzeltmiştim ama avokado işte biz pahalı avokado. Avokado kaç lira? 3 lira mı? Market. 3? 3 lira. Daha pahalıydı. 3 lira. Yani avokadoyu bir evin bir tane 3 liralık şey bir evin salatasına doğramak lazım. Yani avokadoyu hayatınıza soktuğunuzda evinizden başka şeyleri alışverişinizden çıkartın. Yani bisküvi almayalım, cips almayalım ama onu alalım gibi demek istiyorum. Efendim? Soğandan ucuz. Mesela. Evet, avokado içindeki yağlar. Çok iyi yağlar var. Çok iyi yağlar var. Ve çok tok tutar. Aslında Ramazan için de birebir avokado çok kıymetli. Omega 3 de vardır. Çorbayla da devam edeceğiz. Salatamız yanımızda olacak. Çorbada hep kelle paça dedik ya ondan biraz bahsedelim. Kelle paça içerisinde birçok vitamin, mineral sağlıklı olanlar var. Bir de kolajen var. Kolajen, eklem, kas, kemik sağlığı için birebir ve cildimiz için de sıkılaştırıp gençleştirir. Anti-aging yapar yani bir nevi. Kelle paçayı şöyle diyeyim. Hani mesela ayağınızı kırdınız bir şey oldu şudur budur. Evet. Hani bir paça çorbası hep tavsiye eskiden edilir. Beri derler. Hani bu kadar detaylarını bilmiyorduk ama neyi tamir ediyor? Paça çorbası. İçerisindeki kolajen o bizim bağ dokumuzun ana elemanı zaten. O bağ dokusu dediğim işte kemikler, kaslar. Osteoporoz, yani yerine koyuyor. Bilmem aynen ne falan öyle. Buralarda kesinlikle. İyi mi? Çok iyi ve bağışıklıkla güçlenir için soğuk algınlığında gripte de mesela hep kış mevsiminde özellikle duyarız haberlerle çıkar kelle paça çorbası için diye. Onlarda da çok etkili. Elma sirkesiyle birlikte içersek elma sirkesinde içerisinde lif var sindirimini kolaylaştırır. Ayrıca elma sirkesi de cilt için çok iyi bir kozmetiktir ve kronik yorgunluğa çok iyi gelir. Yani Ramazan'da bol bol elma sirkesi tabii doğal olacak. Salatamıza koyalım lütfen. O da çok kıymetli. Herkes bunlara aslında çok dikkat ediyor. Elma sirkesini evinde doğal yapan yapmaya, pek çok izleyicimiz var. Hakikaten paça çorbası evde hazırlayın. Bir gece dolapta tutun et suyu gibi. Hani bir jölelensin. Ondan sonra dondurucuya küçük küçük şey yapın. İster çorbalarınıza katın. İster direkt için. Sonra enginar koydunuz tam mevsime. Evet enginarın zaten karaciğere iyi geldiğini bilmeyen yoktur. Yaprakları da kan şekerini kontrol eder. Öyle bir güzelliği var. Yoğurt tüketeceğiz ama yoğurtta şuna dikkat etmemiz lazım. İnek sütünden yapılmış yerine koyun, keçi ve manda yoğurdunu tercih edeceğiz. Çünkü biz inek sütüne karşı duyarlılığımız var vücudumuzda. Çok böyle kolay hazmedemeyiz ve vücutta asitlenme oluşturur. Biz onun için içiyoruz, işte yiyoruz yoğurdu. Kalsiyum için değil mi? Kemiklerimiz güçlensin diye. Ama kalsiyum çok önemli bir alkali mineral bu arada. Onun yarattığı asitlenmeyi vücut temizleyebilmek için en yakın kemikten gidiyor kalsiyum çalıyor ki o asitlenmeyi temizlesin. Ne oldu? Zararı yararından daha fazla oldu. O yüzden onda koyun, keçi, manda yoğurdu olacak. Şuraları toparlayalım. Hepsi, baklagiller. Evet, B vitamini ve minerallerden çok zengindir. Ne? Bezelye. Bezelye. İçerisinde karbonhidrat vardır ama kompleks karbonhidrat diyoruz. Hemen böyle çözülmez. Hemen insülin yerinden oynatmaz. O açıdan da güvenilirler. Fasulye bizim sofralarımızın vazgeçilmezi. Yani yemeğini yapmıyorsanız bir avuç nohuttan çorbasını yapabilirsiniz. Bu baklamız da aynı şekilde. Kırmızı mercimek, yeşil mercimek zaten sofralarımızın vazgeçilmezi. Bir sorumuz vardı. Evet. Çok kişiden duyuyorum bunu. İftar sonrasında uykuya ihtiyaç duyuyorum. Sebebi nedir? Ne yapmalıyım? Duygu söylemiş. Duygucuğum alıyorum. Herkesin zaten ortak sorunu bu. İşte biz iftarda yediklerimize dikkat edersek bu karbonhidratlardan daha az beslenirsek kırmızı et mesela tabağımızda bir porsiyon kırmızı et varsa onun 3-4 katı çiğ sebze olacak, salata olacak. Evet. Bunlara dikkat edersek o tatlılar, şerbetler, işte gazlı içecekler, şekerli içecekler bunları yapmazsak zaten inanın o kadar enerjik oluyorsunuz ki o uykulu hal gidiyor, uyuşukluk gidiyor, sindirim zorluklarınız olmuyor, verdiği o vicdan azabı, mutsuzluk olmuyor. Biz ona şöyle diyoruz mesela ya ağır yemeyelim diyoruz. Hani hep denir halk arasında çok yüklenmeyelim, çok ağır yemeyelim. Evet.
Sebebi o zaman da rahat mı ediyoruz? Bir uykumuz gelmiyor. Evet, yani aslında bu hani dedi ki insülin direnci var. Şeker yerinden izledi. Oynuyor çünkü. Aynen öyle. Şeker oynadığı için. Evet, böyle bir uyuşukluk hali vardır onun verdiği. Mesela birkaç parça çikolata yersiniz, hemen böyle enerjiniz tavan yapar. Sonrasında tekrar bir ihtiyaç hissedersiniz. Ve tekrar bir insülin yükseliyor, evet. Düşürüyor şekeri. Çok dengeler. elimizden geldiğince kendimize iyi bakmak güzel bir şey. Düşünmek, bütçemizi ona göre dengelemek. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür verdiğiniz ederim. Bilgiler için Tuğba Çağatay. Daha çok sorum vardı ama evet. Süremiz el vermedi. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ha, bir kelime, bir dakika. Bekleyenler var tiroid hastaları için. Hashimoto tiroiditi. Ben de Hashimoto tiroiditiyim. Özellikle illa gidip bir şeyi hani şunu yiyin gibi bir şey yoktur. Hani hep böyle bir sihirli değnek isteriz ama bu yoktur. Bizim vücudumuza bu asitlenme oluşturmayacak şeylerden zengin beslenmemiz gerekiyor. Sebze yiyeceğiz, balık yiyeceğiz. Baharatları eksik tutmayacağız mutfağımızdan. Özellikle sumak çok iyi bir antioksidan. Balık dediğimiz gibi bu iyi tohumlar, ceviz, badem ve bunların yağlarını, Hindistan cevizi yağları, tereyağı, doğal bunları kullanacağız. Evet, yani doktorlarımızın tavsiyeleri, ilaçlarımız dışında da bunları tabii, uygulayacağız. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Erkancığım, sarı bant geliyor şimdi.